Merhaba arkadaşlar, Umikits'e hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel bir şey yapacağım. Maşa. Maşa ile ne yapacağız bakalım bugün? Ne yapacağız? Evet, Maşa'nın suratından kalıp alacağım. Bu görmüş olduğunuz mısır nişastası. Mısır nişastasının üzerine bu beyaz silikonu sıkacağım. Bu silikon lavaboların kenarlarına sıkılan bir silikon. Annelerimiz, babalarımız bilir bunu. Bu silikonu sıktım. Mısır nişastasıyla birlikte karıştırıyorum. Bunu bir oyun hamuru gibi yapacağım. Oyun hamuru kıvamına getireceğim. Güzelce karıştırıyorum bunu. Evet, artık oyun hamuru kıvamında. Şimdi vazelin kullanacağım birazcık. Vazelin süreceğim. Maşa'nın saçlarına yapışmasın diye bu silikon. Saçlarına ve yüzüne vazelini sürdüm. Bebe yağı da sürebilirsiniz, zeytinyağı da sürebilirsiniz. Ve bu yumuşak silikonumu yuvarlak bir hale getireceğim. Sonra Maşa'nın suratına bastıracağız iyice. Düzleştiriyorum ki pürüzsüz çıksın bu kalıp. Pürüzsüz yaptığım bölgeyi Maşa'nın suratına iyice bastırdım. Saçlarına da bastırdım. Maşa'nın suratı olduğu gibi çıkacak bu kalıbın üzerine. Evet, sertleşmesini bekledim bir yarım saat kadar. İsterseniz iyice donması için daha uzun tutabilirsiniz siz, dolaba koyabilirsiniz. Şimdi gayet sert, güzel bir kalıbım oldu. Bu kalıbın içine fimo hamuru yerleştireceğim. Beyaz bir fimo hamuru aldım. Bu hamur birazcık sert. Onun için şöyle güzelce yumuşatacağım ben bunu ezerek. Koparta koparta yapıyorum ki daha rahat olsun karıştırmam diye. Elimle iyice yumuşattım. Bu hamuru da pürüzsüzleştirdim. Suratına kalıbı çıkartacağım yere denk gelecek olan hamur kısmını pürüzsüzleştirip kalıbın içine iyice bastırıyorum gördüğünüz gibi. Bu hamuru bekletiyorum şimdi. Evet, kalıbım çıktı. Ben bunu fırına da koydum. Fırında 150 derecede bir 10-15 dakika beklettim. Artık taş gibi sert bir kalıbım var. Şimdi ben bu kalıbı renklendiriyorum. Önce yüzünü boyuyorum. Akrilik boyalarla ten rengi elde ettim. Yüzünü olduğu gibi ten rengine boyuyorum. Ben bunu kolye ucu yapmaya karar verdim. Kolye ucu yapmak için takıcıdan kolye uçları aldım, zincir aldım ve bu hamurum daha donmadan önce bu takı yapmak için kafasında görüyorsunuz küçük yuvarlak bir sarı metal var. O halkayı oraya sapladım daha yumuşakken fırına donla birlikte koydum. Şimdi saç yerlerini de sarıya boyuyorum. Boyadıkça görüyorsunuz oradaki kabarıklıkları değil mi? Saçları olduğu gibi çıkmış kalıba. O saçların arasına da ben birazcık koyuluklar gireceğim. Şimdi ince fırçayla kahverengi boyalar gireceğim ki saçları daha belirgin olsun.
boyutları iyice ortaya çıksın diye. Bakın şimdi daha belli oldu değil mi saçları? Evet, şimdi dudakları. Dudaklarının üzerine pembe akrilik bir boya hazırladım. Kırmızı ile beyazı karıştırdım. Tatlı bir pembe elde ettim. Bunu da bu incecik fırçamla dudakların üstüne sürüyorum. Şimdi sıra en önemli yerlerde gözlerinde. Şimdi ilk önce gözlerinin renkli olan kısmını boyuyorum. İki tane yeşil yuvarlak. Sonra ortasına siyahı yerleştirdim ve dış alanlarını boyuyorum. Beyazları çok büyük. Maşa'nın gözleri çok büyük biliyorsunuz. O beyaz alanları boyuyorum şimdi. Ve ince fırçayla kızıl kahverengi kaşlar yapıyorum. İncecik de kaşları var Maşa'nın. İncecik kaşlar çizdim. Ve kirpiklerimiz. Aynı kızılla, kaşlarını boyadığım kızılla. Kirpiklerini de yaptım. Birkaç tane de çil yapıyorum yine aynı kızılla. Çok sevimli oldu. Şimdi bu halkayı demin dediğim gibi hamur ıslakken buraya taktığım metale geçiriyorum bu halkayı. Bir tarafını da bu zincire geçiriyorum. Ve halkayı kapatıyorum. Kolye ucum hazır. Böyle bordo bir de kumaş parçasından üçgen bir şekil kesip bir tane eşarp yaptım. Bu eşarbı da bağlıyorum. Hatta kolyem 3 boyutlu oldu gördüğünüz gibi. Çok tatlı oldu. Mira buna bayılacak. Mira bunu hiç çıkarmayacak boynundan galiba. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonunu tıklayıp yorum bırakmayı unutmayın, oldu mu arkadaşlar? Yeni videolarda görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkürler.